Hoş geldiniz. Oh ya, hoş bulduk. İdris Usta ne yapıyorsun? Viski içiyorum. Ondan sonra dans ediyorum. Kendimi neşelendirmeye çalışıyorum. Niye? Göt üstü yere oturdum. Kameracı kaçtı gitti. Kaşar Musa kaçtı gitti. Yatırımcılar arkasına bakmadan hepsi kaçtı gitti. Yalnız kaldım. Yalnız adam, yalnız paşa, İdris Usta, piyasada. İçmeye başladım, Nihal Baba ile konuşuyorum. Arayan da yok, saran da yok, iş de yok, güç de yok. Vallahi billahi ya. Sanki ekonomi çöktü, insanlar öldü. Acayip bir havaya girdik ya. Vallahi billahi ya. İş olmayınca ben de bahçede çalışıyorum, yaprak temizliyorum akşama kadar. Kendi kendime konuşuyorum, ne yapayım, ne yapayım, nasıl iş bulayım, nasıl iş yaratayım, nasıl çekim yasasını kullanayım. İşler gelsin, çekim yasası da kayboldu. Bir anda her şey ortalıktan kayboldu ya, vallahi ya. Ondan sonra aklıma geldi, ne geldi İdris Usta? Nihal Baba ile konuşurken, Nihal Baba bana söyledi. Nihal Baba ile konuşuyordum, bak şimdi şöyle. Nihal Baba, efendim, ya herkes kaçtı gitti, yalnız kaldım, iş de yok ya. Kimse aramıyor Nihal Baba ya, ne yapacağım Nihal Baba ya, ne yapacağım ya, ne yapacağım ya, Nihal Baba ne yapacağım ya. Kahve de alamıyorum artık Nihal Baba ya, ne yapacağım ya. Ondan sonra Nihal Baba bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi İdris Usta? Amerika'da dedi, zengin paşalar var dedi. Şato alan, gökdelen yapan, ofis yapan, ev alan, yazlık alan, yat alan, bok alan. Zengin paşalar var dedi. Sen dedi arabanı YouTube kanalına onlara reklam yap dedi. Belki dedi bir beyaz yakalı okumuş Türk paşası seni ararsa sana iş verir, evini boyatır dedi. Ulan benim de hoşuma gitti. Neden olmasın? 112 bin tane hayranım var. Belki birisi der ki, amca dayı, senin Amerika'da yazdığın otelin iş hanım var ya, bizim İdris Usta'mıza iş ver. Ne kadar iyi olur ya, olmaz mı? Olur tabii. Hadi şimdi reklam yapalım. Gerçek paşalara, gerçek beyaz okumuş paşalar, parası olan paşalar, parası olup da para vermeyen paşaları istemiyorum. Parası olan paşalar, parayı vermeyi seven paşalar. Hazır mıyız? Hazırız. Hemen gidelim reklam yapalım. Yani düşünsene Amerika'da kaç yüz bin tane Türk var. Belki işlerinden 3-5 tane paşa çıkar da der ki bu adama biz iş verelim. Ofisimizi boyatalım. Mutfağımızı yaptıralım. Bu adam bu manyak iş bakıyor. Bu adam kendi işini başlatmış Karadeniz'in bir numaralı ustası. Evet. Türk paşaları, Türk iş adamları, Türk iş kadınları, Türk cemaatı, Amerika'da yaşayan Türkler, beyaz yakalı, paşalı Türkler, evinizi yaptırmak istersiniz, boyatmak ister misiniz? Mutfağınızı yaptırmak ister misiniz? Banyonuzu yaptırmak ister misiniz? Evet isteriz, hemen beni arayın. Bu Karadeniz'de usta Amerika'da işsiz kaldı. Parasız pulsuz kaldı. İş bakıyor. Web sayfam da var burada. Ne iş yaptıklarımı da söylüyorum. Gidip bakabilirsiniz. Bu manyak ben. Milletvekilleri, belediye başkanları, bakanlar, iş adamları, beyaz yakalı paşalar, Türk paşaları, Osmanlı paşaları. Allah'ınızı seviyorsunuz. Peygamberinizi seviyorsunuz. Beni arayın, bana iş verin. Gidelim. Kusura bakma. İşte vallahi adam.
İdris Usta kusura bakma ya. Senin sana reklam yaptım. Kusura bakma İdris Usta. Belki seni namuslu, şerefli, güzel bir paşa arar da sana iş verir, seni kurtarır İdris Usta ya. Ne diyorsunuz hayranlarım ya? Birisi beni arayıp bana iş verir mi, zengin bir paşa, Türk paşası? Senaryo işte. Senaryo yazıyoruz ya. O yüzden sana diyorum ki YouTube kanalı aç. Hiçbir şey yapamıyorsan kendi kendini seyredersin. Bir enerji yaratırsın. Ne istiyorsun? İşte ben istediğimi söyledim size. Ne istedim? İş istedim. Paralı bir parasız adam olunca üzülüyorum onu yapmaya. O da para verince sanki adamı gazıklamış gibi veriyor. Adam manyak. Adam şükretmesi lazım ki temiz, namuslu bir usta bulduk. İşini yapıyor. Onlar da paraya bakıyor. Aman kaça ucuza yapacak. Öyle, öyle müşteri istemiyorum ben ya. Öyle müşteri istemiyorum ben. Ucuza, ucuza kaçmasın. Kaliteli iş istesin. Kaç para desin. Kaliteli iş istiyorum. Kaç para vereceğim İdris Usta? İşte ben öyle paşa bakıyorum. Öyle. Öyle paşa kaldı mı piyasada? Bilmiyorum ki. İlan ettim işte. 112 bin tane abonem var. Belki bu videoyu izleyen bir manyak yakışmış dobuca rezümye, I'm sorry. Akrabasını arar der ki İdris Usta'mız iş bakıyor. Al işte iş geldi. Nihal baba. Nihal baba iş geldi ya. Beni bir Türk paşası aradı. Türk paşa zengin bir iş adamı. Zengin bir iş adamı aldı beni. Ev almış, evini boyatıyor bana. Çok zengin adam. Çok mutluyum ya. Nihal baba. Şimdi çıkım yasasını kullanıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç. Şimdi beyaz yakalı, zengin, namuslu paşaları şirketime aktive ediyorum. Bir, İki, üç. Kapıyı açıyorum. Tak. Bakalım kim arayacak. Paşa. Paşa. Ne bakıyorsun lan? Çakma taşa, sıçtı taşa. İşte insanlar işsiz, güçsüz, parasız kalınca nasıl psikolojisi bozuluyor? İş yok, para yok. Bir de karı olmayınca bu sefer deliriyorsun. Sakın ha. Mücadeleni bırakma. Bak ben nelerle uğraşıyorum iş yaratmam için. Sen oturuyorsun. Git bari reklam kağıdı dağıt. Sayın koy. Sayınlarım da var. Göstereyim mi size? Bak gördün mü? Böyle yolun kenarına dikiyorum böyle insanlar görsün diye. İşsiz kaldım, parasız, pulsuz kaldım. Reklam yapıyorum, reklam yapıyorum. Allah yardım etsin kirasını ödeyemeyenlere. Adam dükkan açıyor ya dükkan. Adam kirayı ödeyemiyor, cebinden ödüyor. Ne yapsın? Benim gene dükkanım yok, kira ödeyecek. Dükkanım yok. İşte bir garajım var. İşte bu sayınları da asıyorum. Müşteriler bunu görsün, arasın beni işte. Ayakta kalmaya çalışıyorum. İşin peşine düşmüşüm. Paranın peşine düşmüşüm.
Sen ise Siki'nin peşine düşmüşsün. Siki! İşinin peşine düş oğlum. İşinin peşine düş. Paranın peşine düş. İşinin peşine düş. Paranın peşine düş. Siki'nin peşine düşme. Kaybedeceksin. Sürüneceksin. Evsiz kalacaksın. Pulsuz kalacaksın. Oh ya. Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi al sana senaryo. Amerika'ya gezmeye geleceksin. Veyahut da şöyle düşün. İspanya'ya tatile gideceğine, Hawaii'ye, Florida'ya, Fransa'ya, İtalya'ya. Maryland'a tatile gel 2 haftalığına. 2 haftada araba kullan, kirala. Güzel de bir otele yerleş. Kompüterini al, kameranı al. Gel benimle film yap. Hazır mısın buna? Hazırım. O zaman ara beni. Ama nasıl gelirim deme. Geliyorum deme. Oradayım deme. Direkt gel. Direkt gelince o zaman anlıyorsun ki ben direkt İdris Usta'nın yanına gidiyorum. Film yapmaya gidiyoruz. Paşalar dizisi yapacağız. Paşalar dizisi sinemalarda. Bak göreceksiniz ne komik olacak. Paşalar dizileri yapacağız. Paşalar dizileri. Oh ya bu kadar yeter. Kusura bakmayın. Fazla içtim. İnşallah bana kızmadınız. Kızmayın bana oğlum. Bana kızarsınız. Herkese kızarsınız. Kızmayın. Millete bakın. Allah yardım etsin deyin. Nihal Baba yardım etsin İdris Usta'ya. Nihal Baba hepimize yardım edecek. Üzülmeyin. O yüzden ne yapmak istiyorsanız planlarınızı yapın. Devreye sokun. Oh ya yeter bu kadar. Paşa hepinizi öpüyor. Allah'a emanet olun. Güzel hislerle yaşayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oh ya. Oh ya. Hayat güzel, yaşamak güzel.